Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 12 Mayıs Çarşamba İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. İstanbul'da e, evet iki altımız olacak. 9 koşulu bir programımız var. Birinci altılık ayanımız birinci koşulu itibaren start alacak. 13'te start alıyor. Şart 4 dişlilere mahsus 3 yaşlı İngilizler. 1300 metre kumla start alacak 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet bu gruba bakıldığında son koşusunu kazanma başarısı gösteren İstanbul'da 1400 metre sentetikte iyi bir koşu çıkartarak fotoyu birincilikle e, kazanan yani geçen hemen onun arkasında 2 no'lu safkanımız ve 4 no'lu safkanımıza yakın ara bir ikincilik üçüncülük. 50 eden safkanlarımız. Ben yeri e, yine etkili bir koşu gelecektir. İki şanslı safkanım olarak sizlere önereceğim. Yani 4 safkan yazacağım burada. Ayıramadım. Sonradan 2 nolu safkanımız. 3. atım 4 nolu safkanımız Mustafa Çiçek'te. yine etkili e, son koşusunu işmanla yaptı ama şimdi Mustafa ile de etkili bir koşu gelecektir. Tabii ki 1 nolu Gökhan Kocakay ile 4'lü 3 yaparak Gerçekten iyi bir e, koşular çıkarttı. 1400'ü son koşusunu yine aynı şekilde handikap 15'te de mücadele ederek yine kazandı üst üste 1400'ü Gökhan'la Canan Hanım diyeceğiz bir nolu safkanımızı da göz ardı etmeyelim sıralamam 7 2 4 ve bir nolu safkanlar olacak Evet ikinci koşumuz birinci beşlik ayanımızına başlangıç aya. bir maylan koşusu 3 yaşlı Araplar 1200 metre sentetik kumla start alacak 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada yarın kuponumda bank olarak bırakacağım. O da Ahmet e, Çelik start alacak olan ilk koşusunu İstanbul'da 1000 metre çiminde harika bir koşu sergileyerek iyi bir dereceyle yani dördüncülük de ayrıldı ama derece olarak bakıldığında gerçekten iyi bir dereceyle e, bitirdi. Ben Yel Yelkan'ım benim banko banka olarak kuponumda yer vereceğim safkanımız geçilmez diyorum. Ben kendi düşüncem tabii ki banka olacak. Rakip isteyen 4 nolu safkanımız ilk koşunda 1000 metre kumunda pistten 3. dahili Ferit yardımcı ile start alabiliyorsunuz. Kendi safkanları yaptığı son çift performansı 5. Lük de ayrıldı pistten. Ama ben 8 numaralı Yelkan'ım Ahmet Çelik'te bu grubu geçmesini bekliyorum. Bankumdur. Rakip arayan arkadaşlara zaten bir tane rakip öneririm. O da 4 numaralı Ömer Alt derim sevgili dostlar. Evet üçüncü koşumuz yedir plasa ve birinci üçlük gayemizinde başlangıç ay oluyor. Şartlı 4, 4, 4 ve kura Araplar 1300 metre çimle start alıyor. 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada e, yavaş yavaş toparlanma aşamasına giren o da Bodrum Kalesi diyeceğim. Gökhan Kocakaya ile ilk şansı ona vereceğim. 5 nolu safkanımız sonradan 1 nolu Aslan Soylu Akın Sözen'le etkili bir koşu gelecektir. Yani ben ön plan tuttum bu iki safkan sevgili dostlar. Tuttur safkanlar varsa ilavesini yaparsınız. Evet dördüncü koşu ikinci altılı gayrımızında başlangıç ayağı handikap 16-3 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik kumla start alıyor. 9 Arap İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Gerçekten ikinci altılı gayrımız çok zor bir koşuyla start alıyor ama ben e, 4 safkan kuponumda şans vereceğim. İlk şans safkanım 4 nolu safkanımız olacak ayan Kurşun'la. Ben etkili bir koşu gelecektir. E, ben e, kazanma 1-2 adım önde tutuyorum bu safkanı. Sonradan 7 nolu torunum Caner diyeceğiz. E, İstanbul Sentilik'te zaten yarış hayatına başladı. E, sonradan kabukumla çok etkili yarışlar çıkartıp kazanan. Son Çin performansı 1900'e bir elde elletti. Torun Caner e, ben etkili bir koşu yine gelecektir diyorum Gökhan Gökçe ile ikinci şansı da ona vereceğim. Ve de son olarak da 3 nolu Talli diyeceğiz. Müslüm Çelikler sevgili dostlar yani sıralamam 4 7 ve 3 nolu safkanlar olacak. Evet 5. koşu 2. 5 lig ayağımızın da başlangıç ayağı oluyor. Şartlı 4 4 rekoru İngilizler 1400 metre çim ne start alacak 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz evet burada da e, yani hemen hemen tam bir kapamalık bir ayak olarak nitelendiriyorum Tabii ki Halis Karataş'la çok iyi bir uyum yakalayan bir safkanımız orada e, May Bilyoner diyeceğiz ikini olur safkanımız yine uzun aradan sonra tekrar bir çime çıkacak e, orijinal olarak da e, çime yatkın olan bir safkanımız iki ilk şans safkanım İkinci atım 3 nolu Yaman Bey diyeceğiz. Yaptığı son çim performansına e, galip ayrılarak şartlı 5'te 1600 metre çimine etkili bir koşu çıkartmıştı. İkinci şanslı Safkan'ım. Üçüncü atım Kenobi diyeceğiz. 5 nolu safkanımız Sonradan 1 nolu Safkan'ım. Tor 7 nolu Safkan'ımız. Mutlaka kuponumuza yazalım. E, ben e, kuponumda yer vereceğim Safkan'lardan biri. Sonradan 4 nolu safkanımız olacak sevgili dostlar. Evet sıralamam 2, 3, 5, 1, 7 ve 4 nolu safkanlara kuponumda şans vereceğim. Evet 6. koşu 1. altılık ayrımızın da son ayağı oluyor sevgili dostlar. Grup 3, 4 yaş araplar 1400 metre çimle start alacak 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da tam ee, Burası da birbirine çok yakın safkanların, mücadele edecek safkanların da bir arada olduğu bir koşu. Gerçekten burası da sürprize açık bir koşu olarak nitelendirdiğim bir ayak. Burada ben fazla ata kadar yer vereceğim. İlk şansı tabii ki üst üste kazanma başarısı gösteren bir Kayasel var. Hem Adana'da kısa vade 8'de son kosun İstanbul'da grup 2'de mücadele ederek pistten birincilikte ayrılan grup 2 1600 metre çiminde etkili bir koşu çıkartarak kazanma başarısı gösteren 4 nolu Kayser ikinci atım 2 nolu Ferit Baba diyeceğiz. Ferit yardımcıyla kendi safkanları biliyorsunuz. Sonradan 8 nolu Sa Sancar, sonradan 1 nolu Derviş Bey, 11 nolu Yengeç. Yengeç'i de ilk defa çime çıkacak. Biliyorsunuz yaptı son 4 koşusunda ağırlarla kazanma başarısı gösteren bir Berksoy orijini olan Çime'de çok yatkın bir orijinden gelen yengeçe de dikkat diyorum. Ve de son olarak da 5 kervantay diyeceğiz. O da çıktı son çim performansını kazanar. 2200 metre çimde hatta iyi bir sonuç elde etti. Halis Karataş'la ilk defa buluşan 5 kervantaya da dikkat diyorum sevgili dostlar. Evet 7. koşumuz Handikap 16 Dişiler Mahsus 4 ve Kore İngilizler 2000 metre kumla start alacak 7. koşumuz. Evet 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 1 ekürümüz var. 4 6 nolu safkanlarımız ekür olarak start alıyor. Evet ben burada ilk şansı Müslüm Çelik ile start alacak olan 5 nolu safkanımız diyeceğim. 2. atım 9 nolu safkanımız. 3. atım 3 nolu safkınız ve de son olarak da 7 nolu Ananaşvili diyeceğiz. Sinan Özen pardon Akın Sözen'le bir kere start alıp onu da kazanma başarısı gösteren bir safkınımızdı. Bu mesafeleri gerçekten iyi koşular çıkartan sonlarda etkili gelir diyorum. 7 de göz ardı etmeyelim sevgili dostlar. Evet 8. koşumuz bir maiden koşusu 3 yaşlı Araplar 1200 metre sentetik kumla 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada kuponumda yarın banko olarak bırakacağım o da Müslüm Çelik start alacak olan 2 iki yarış gördü İstanbul'da sentetikte 1000 metre sentetiğini 3.lük dairede sonra çime çıktı. Çimde de derece olarak bir kademe daha atlatan o da 1000 metre çiminde bir toşur yavrusu Müslüm Çelik'te ben bu grubu geçmesini bekliyorum. Mesafede uygun etkili bir koşu gelecektir. İkinoğlu Eriş Bey benim bankom olacak sevgili dostlar. Evet 9. koşu 2. altılık ganyanımızın son ayağına tekabül ediyor. Handikap 15. 4 yaşlı Araplar 1500 metre sentetik kumla start alıyor. 11. Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada da yarın kuponumda son ayakta da banka olarak iyi koşu çıkartmasını beklediğim safkanları da sizlere öneriyorum. Burada da e, ön planda koşuyu kazanmasını beklediğim bir dağ avcısı var. Ahmet Çelikle e, yaptığı son koşunu 1400'de kazandı. Bu mesafede bir, 1300'de ikinci 1700'de Şanlıurfa'da koştu, İstanbul sentetini ilk defa çıktı ve de harika bir koşu sergileyerek pistten ikincilik de Sonra çime çıktı, 1400'e kazanma başarısı gösterdi. Ben dağ avcısı Ahmet Çelik'te yine etkili bir koşu gelecektir ve de foto önde geçmesini bekleyelim. Safkanlardan biri, bir nolu safkanımız benim banko olarak bırakacağım bir safkanım sevgili dostlar. Evet İstanbul programı için sizlere önereceğim safkanlar bunlar da sevgili dostlar inşallah iyi bir sonuçta ayrılırız direkt mi sunuyorum. Bu arada herkesin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Belki yarın yarışlarımız var mı? Herhalde bir tane olması lazım. O da Ankara galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. belki yorumlayabilirim, belki yorumlamayabilirim sevgili dostlar. Şimdiden herkesin tüm Müslüman alemizin ve tüm yarış yarışseverlerin de Ramazan bayramını en içten Dileklerimle kutluyorum Allah'a emanet olun Hoşçakalın sevgili dostlar